Herkese merhaba. Bugün Filippopolis'teyiz. Filippopoli ya da bizim bildiğimiz ismiyle Filibe ya da şimdiki ismiyle Plovdiv. Bulgaristan'ın en güzel kentlerinden bir tanesi. Hatta bana göre Balkanlardaki en güzel şehirlerden bir tanesi. Hem düzeni, hem tarihi, hem hikayeleriyle inanılmaz bir yer Plovdiv ya da Filibe ya da Filippopoli. Filippopoli yani Filippo'nun şehri anlamına gelen isim nereden geliyor diye merak ediyorsanız 2. Filip'e dönmemiz gerekiyor. 2. Filip yani Büyük İskender'in babası olan 2. Filip tarafından M.Ö. 342 yılında Traklar döneminde, Trakya biliyorsunuz Trakların hüküm sürdüğü bir bölgeydi. Traklar döneminde kurulu bir şehrin terk edilmiş, artık çok fazla harap olmuş bir şehrin yeniden düzenlenmesiyle milattan önce 342 yılında Filippopoli ismiyle, Filipin şehri ismiyle yeniden kuruluyor. Tabii ki milattan önce 342 falan gibi tarihler veriyoruz. Ancak bunlar böyle bugünkü bildiğimiz anlamdaki gibi şehrin açılışı yapıldı, kurdele kesildi, şehre girildi falan anlamında değil. 342'den itibaren burası fethediliyor ve fethedildikten sonra da yerleşime açılıyor. Daha sonrasında şehir çok kez el değiştiriyor, saldırılara uğruyor, harap oluyor. Hunlar özellikle şehre çok büyük hasar veriyorlar. Roma döneminde şehir bayağı bir gelişiyor. Hatta Trimontium ismi veriliyor. Üç tepe üzerinde kurulmasından ötürü. Çok enteresan bir şehir burası. Aynı Roma ve Konstantinopolis, Neo Roma gibi yani İstanbul gibi 7 tepeli bir şehir. Ancak şu anda saydığınızda 6 tepe ortaya çıkıyor. Çünkü tepelerden biri buradaki inşaatlar yapılırken hem taş hem kum hem de inşaat malzemeleri için gereken bütün yapılar için bir tanesi yok edilmiş. Tabii ki söylentiye göre böyle. Şimdi Plovdiv'in tarihini çok bahsetmeden yine her zaman olduğu gibi en güzel gezilecek yerlerini adım adım turlayarak harika bir Plovdiv turu yapalım. Tabii ki ondan önce ne yapıyoruz? Öncelikle hemen videoyu durdurup videoyu beğeniyoruz. Herhangi bir saniyesini kaçırmıyoruz gezinin. Videoyu beğendikten sonra kanala abone oluyoruz. Hele bir de belki sonunda belki şimdi bir de yorum yaparsanız gerçek anlamda kanala da çok fazla katkıda bulunmuş olursunuz. Filibe'yi geziyoruz. Filippopoli'nin şu andaki Filibe kentinin, Plovdiv kentinin yerleşim yerinin altında olduğu biliniyordu ama 2. Dünya Savaşı sonrasında özellikle programlı olarak, planlı olarak başlayan kazılar çok fazla detayı gün yüzüne çıkardı. Onlardan bir tanesi şu anda şehrin en can alıcı noktalarından bir tanesi olan alışveriş merkezlerinin, kafelerin, restoranların bulunduğu ve şehrin yaşayan yüzü olan caddenin altında ortaya çıkan Roma kalıntıları. Roma kalıntıları öyle böyle değil. Bir hipodrom var, bir stadyum var daha doğrusu. Bir stadyum. İşte bu stadyum şu anda gezdiğimiz, Plovdiv'e gelen herkesin turladığı sokağın altında yatıyor. Ve başlangıç ile bitiş noktaları ortaya çıkartılmış. Oradan çıkartılan bazı eserler de yine sergilenmeye devam ediyor. Kazılar devam ediyor, koruma altında devam ediyor. Ama kent büyük bir antik mirasın üzerinde yatıyor. Her yerden tarih fışkırıyor diyebiliriz hatta. Plovdiv'i gezerken çok fazla detay vermeyeceğim. Bugün hava soğuk, artı puslu. Sabah saatlerinde çok fazla sis vardı. Ancak Plovdiv ülkemize de çok yakın olduğu ve Türkiye'den Sofya ve işte Plovdiv'in içinde bulunduğu turların çok fazla hareket etmesinden dolayı ben de bu turların bazılarına katılıyorum. Bundan dolayı çok fazla ziyaret edilen bir yer ve bu ziyaret edilen yerde ben size sadece neler olduğunu bir göstereceğim. Çok fazla detayı aktarmayacağım. Onları her zaman olduğu gibi yine eğer bu bölgeye yapacağınız bir ziyarette birlikte olursak veya başka bir arkadaşımla birlikte olursanız turlar esnasında çok fazla detayı size aktarabiliriz. Daha fazla detayı yaşayarak anlatabiliriz. Aslında Plovdiv'in en önemli özelliklerinden biri 6000 yılın üzerinde bir yerleşimin bu bölgede olmasından dolayı bırakılan hikayeler.
o kadar çok fazla hikaye var ki, özellikle yeni döneme ait. Çünkü eski dönemin kayıtları çok fazla sayıda elimize ulaşmamış. Ama yeni dönemde o kadar fazla hikaye var ki, yeni dönem dediğim özellikle bölgenin Bulgaristan eline geçmesinden sonraki döneminde yaşanan hikayelerle ilintili. Şimdi Eskişehir merkezine götüreceğim sizi. Eskişehir merkezinde yaşananlar, o evlerin şu andaki korunmuş ve onarımdan geçmiş halleriyle birlikte evlerin içine bırakılan hikayelerde çok ilgi çekici Plovdiv öykülerinin arasında yer alıyor. Şehirde hemen girişte yer alan meydanın yanındaki kalıntılar Kuzey Forumu'na ait. Kuzey Forumu'nda işte kütüphaneler, bir takım su drenaj noktaları, onun yanında işte foruma özgü diğer bölümler yine bu bölgede kurulmuş ve bu bölgede Filipopoli döneminde bu bölgede yaşamın ne kadar hareketli olduğunu hemen arkamda kalan yapılarla işaret ediyor. Plovdiv Belediye Binası yine kentin o büyük meydanından sonraki ikinci meydanda, daha küçük bir meydan burası, ikinci meydanda nefis bir bina, nefis tarihe dayanan bir bina, güzel bir yerleşimin, güzel bir peyzajın arasında Plovdiv'in en çekici eserler arasında yer alıyor. Yine burada özel günlerde burada yer alan bir havuz üstü kapatılarak ne haline getiriliyor? Hemen bakın. Evet, yılbaşı geçmiş olmasına rağmen Ortodoks yılbaşısı, Slavların kutladığı Ortodoks yılbaşısı daha 2 gün önceydi. Benim buraya gelmemden 2 gün önceydi ve Ortodoks Christmas'ı diyelim, Ortodoks yılbaşısı için düzenlenen süsler de hala şehirde, şehri renklendirmeye devam ediyor. Geceleri de çok güzel görüntüler var. Şehrin birçok sokağında bu tip ağaçlar süslenmiş. Filibe'de, Plovdiv'de dediğim gibi çok fazla detayı size anlatmayacağım. Buraya gelenler en azından geldiklerinde çok fazla hikayeyle karşılaşsınlar ve onları yerinde görsünler diye. Ama onun yanında gezintiye devam edeceğiz. Şehir sokaklarını turlayacağız ve görmeniz gereken her yeri gösterip küçük bilgiler vereceğim. Ama dediğim gibi çok detaya girmeyeceğim. Onu ne zaman yapıyoruz? Bir Erkut Özen klasiği olarak turlarda yapıyoruz. Şehir çok eski olunca ve evler de harika evler de korunmaya devam ettiği sürece buradaki hikayeler hiç eskimeden birbirine aktarılmaya, nesiller boyu birbirine aktarılmaya devam etmiş. Yanımdan geçen kamyonun sesinden dolayı çok fazla duyulmuyor olabilirim. Ama şimdi şu arkamda kalan mavi bina da hikayesi olan eserlerden bir tanesi. Hikayesi olan diyorum, hatta hikayenin içerisinde bizleri bağlayan, bizlerin ilgisini çekebilecek bir nokta daha var. Hemen arkamdaki işte o binada bir Türk
genciyle bir Yunan kızının, evet Bulgaristan'da, Plovdiv'de bir Yunan kızının, bir Rum kızının aşk hikayesiyle değişik detaylar barındıran harika bir öyküyle günümüze kadar gelmiş. Camisinin olduğu yerde, Cuma Meydanı denilen yerde, Filipopol Stadyumu'nun başladığı yer ya da bittiği yer, artık ne taraftan başlarsanız, kazılarla bu yer ortaya çıkartılmış. 200 küsür metrelik bir hipodrom, bir stadyum ve 30 bin kişilik oturma yeri var. ...200 metreden fazla uzunluğuyla dikkat çeken Filipopoli Stadyumu tam da şu anda gezdiğimiz buranın en işleği, Plovdiv'in en işlek caddesi olarak bilinen yerin altında yer alıyor. Bir kısmı başlangıcı ve bitişi ortaya çıkartılmış. Zamanında 30 bin kişi burada yarışları izliyorlarmış. Daha da farklı bir şey anlatayım. İmparator Hadrian döneminde 2. yüzyılda inşaatı başlanan bu önemli stadyum zamanla üzeri örtülerek yer altında kalmış. Belirli yerleri gün yüzüne çıkartılmış. Tabii neden tamamı çıkartılamıyor? Çünkü yeni modern Filipe, Plovdiv kenti, hatta en işlek, en popüler yeri tam da bu stadyumun üzerinde kurulduğundan dolayı 30 binden fazla seyirci alan bu büyük stadyumu bir caddenin altında sıkıştırmış. Cuma Camii Filipopoli Stadyumu ile komşu bir alanda yer alıyor. Cuma Meydanı denilen alanda yer alıyor. Ve Türklerden kalan, Osmanlılardan kalan en önemli eser Plovdiv'deki sayılabilir. Aslına bakarsanız çok da fazla tartışma yapılmış bu eserin burada devam ettirilmesi, kalmasıyla alakalı. Şu anda ibadete açık bir şekilde çalışıyor hala cami. Hemen altında birçok dükkan var. Yapısıyla, taş dizilimiyle dikkat çeken Cuma Camii, özellikle mimari özellikleriyle buradaki malzemeler ve buradaki ustalar kullanılarak yapıldığıyla alakalı bir de hikayesi var. Birçok hikaye olmasına rağmen yine hakkında 1435'e tarihleniyor. 2007 ile 2008 yıllar arasında bir Bulgaristan Türk projesiyle birlikte yenileniyor. Birlikte yeniliyor Bulgar hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile birlikte Cuma Camii'ni ve sonrasında bu hale getiriliyor. Yine ismini Ulu Cami olarak da adlandırıyorlar bölgede. Ama onun yanında Muradiye Cami olarak da yine biliniyor 1. Murat'tan dolayı. Ancak tarihlendiği 1435 tarihinde Ulu Cami ile ilgili yine bazı kayıtlara rastlandığından dolayı ismini Ulu Cami olarak adlandırmayı tercih etmişler. Binanın şurasında bir plaket var, bir levha asılı. Orada 1877-1878 Rus-Türk Savaşı'nda kendi özgürlükleri için mücadele eden Bulgarlar içinde dikilmiş olan bir kitabe var. Bulgaristan'ın ana tarihinde Türkler ve Ruslar çok fazla rol oynuyor. Bu bölge tabii ki Türklere aitti, Osmanlılara aitti ve daha sonrasında bölgeye bağımsız Bulgaristan'ın bir parçası olurken neler oldu? Rusya 1877-1878 Rus-Osmanlı Savaşı'nda
Bulgarlara tanınan haklar Bulgaristan'ın bağımsızlığına doğru giden hikayede bir başlangıç sayıldı. Plovdiv hali hazırda kış aylarında bile gezilebilecek bir yer. Sofya'ya göre 4-5 derece daha sıcak olabiliyor kimi dönemde ama bugün hem soğuk hem hava çok kapalı. Şansa biraz videolar böyle renksiz çıkacak gibi bugün. Ama onun yanında özellikle yaz aylarında gelinirse buraya ki Nisan'dan sonra çok güzel bir dönem başlıyor. Nisan sonrası Mayıs'la Ekim ayları arasında nefis bir iklimi var. Bu parklar, bahçeler özellikle Plovdiv'in tam bir hayat kurtarıcı görevini üstleniyor ve halkın takıldığı yerler haline geliyor. Doğal ortamlarında akan sular, cıvıldayan kuşlar, harika bir ortam. Şehrin tam merkezinde, tam göbeğinde yemyeşil bu parkta Plovdivliler veya burayı ziyarete gelenler çok fazla zaman geçiriyorlar. Tam şurada, o gösterdiğim yerde bir anıt var. Sovyetler Birliği döneminden kalma bir Sovyet askeri anıtı. Bunun da hikayesini başka zaman anlatırım. Oraya gitmek zamanında çok moda bir şeyken şimdi kaldırılmasıyla ilgili çok fazla tartışmalara yol açan Sovyetlerin özellikle Bulgaristan'daki varlığını da gösteren ve daha önceki ilişkileriyle yani bağımsızlıklarından itibaren çok fazla Bulgarlar üzerindeki yardımcı olmalarıyla ilintili ilişkileriyle alakalı bir anıt Plovdiv'de tepelerden birinin üstünde şehri selamlamaya devam ediyor. Bulgaristan'ı biraz da tabii şöyle değerlendirmek lazım. Bulgaristan komünizmin yıkıldığı tarihe kadar komünist bir sistemle yönetilse de hiçbir zaman Sovyet İmparatorluğu'nun bir parçası haline gelmedi. Kendisi bir şekilde o pakta bulunsa da bağımsız bir ülke olarak varlığını devam ettirdi. İstediği nefis döner yapıyorlar. Çok ünlüdür orası. Sadece tamamen elektronik şeye geçmiş. Para vermiyorsunuz, makinelerden fiş alıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, küçük olanı yiyin. Ben medium olanını aldım da yiyecek yerim kalmadı artık. O kadar doyurucu bir şey. Tavuk döner gibi, soslu tavuk döner gibi bir şey. Ama çok lezzetli, çok doyurucu. Buraya gelirseniz tadın mutlaka. Plovdiv'i anlamak için, Plovdiv'i anlamak için eski kent merkezine çıkmak gerekiyor. Eski kent merkezine yürümek gerekiyor. Belki aşağıdaki gibi, yani kent merkezi hemen Filibe'nin üstünde kalıyor. Dediğim gibi tepeler üzerine kurulduğu için Filibe onlardan bir tanesinin, üç tanesinin hatta üzerinde kalıyor. Ve buraya çıkmak için biraz belki efor sarf edeceksiniz günümüzün şartlarında. Ama öylesine bir şehri, böylesine güzel bir şehri anlamak için gerçek anlamda buralara gelmek gerekiyor. Biz Virgin Mary Ortodoks Katedrali'nin olduğu taraftan, yani Cuma Camisi'nden dönerek başlanılan rotadan başladım. Ve daha sonrasında isterseniz bir alt rotadan veya yine çizilen diğer bir rotadan, Antik Tiyatro'nun geçtiği rotadan da burayı devam ettirebilirsiniz. Rotanızı devam ettirebilirsiniz. Neler göreceğiz? Harika şeyler göreceğiz. Gerçekten aşağıda bulunduğumuz, yani şu anda tepenin üzerine doğru yavaşça çıkıyorum. Ve aşağıda bulunduğumuz yerden, yani Filibe'nin, daha doğrusu Plovdiv'in şu andaki popüler noktalarından çok daha farklı bir yer. Çok turistik, evet, birçok şey korunduğunun yanında bir de onarılmış. Artı bugün çok soğuk bir hava var. Ben de biraz yine her seyahatte olduğu gibi çok fazla hareket ettiğimden, çok fazla terleyip, koşturup terleyip, daha sonra o terlerin üzerimde kuruyup soğumasından ötürü yine şifayı kapmak üzereyim ya da kaptım. İnşallah çok devam etmez. Filibe'yi de anlattıktan sonra
rahat bir şekilde Bulgaristan videoları için bambaşka rotalara belki gitmek nasip olur. Dediğim gibi belki Bulgaristan'ı yaptıktan sonra eğer doğru bir rota, belki de doğru bir rotayı gerçekleştirecek bir sponsor ajanta da bulursam onlarla birlikte bir Balkan turunu, Balkan videoları yaparak sizlere aktarmak istiyorum. Çünkü Balkanlara da yine mütevazı olmayacağım. Benimle gelmelisiniz yani. Bu rota dediğim gibi eğer merdivenlerden çıkarsanız Bakire Meryem Katedrali'ne merdivenlerden çıkarsanız biraz daha yorucu. Ancak şu hemen yanımdaki yokuştan çıkarsanız belli bir süre nefes nefese kalıyorsunuz. Ama sonrasında gayet rahatlatıyor insanı. Şimdi bu Arnavut kaldırımlı nefis sokaklar arasında gezinmeye devam edelim. Birinci yüzyılda yapımına başlanan arkamdaki Roma tiyatrosu Plovdiv'in sembolleri arasında yer alıyor. Konumu gereği uzun yıllar tahrip olmadan korunmuş, daha sonra onarıma girmiş. Belirli özellikle bu üst dönemdeki üst yerlerdeki sıralar gördüğünüz gibi ahşap sıralarla yeniden kullanılabilir hale getirilmiş. Birçok festival, birçok gösteri, müzik gösterileri, birçok şov yine burada gerçekleştirilmeye devam ediyor. Plovdiv'le alakalı bir şey söylersek, bu müziğin, bu tiyatronun, bu sanatın yapıldığı şu andaki bu tepenin hemen yanına Güzel Sanatlar Fakültesi'ni müzik, art okullarını açmışlar. Yani konservatuvar ve Güzel Sanatlar Fakültesi'ni yan yana açmışlar. Hemen antik tiyatronun yanında. Yani yüzyıllardır bu tepede sanat yapılıyor, sanat yapılmaya devam ediliyor. Plovdiv'den bu kadar etkilenilmesinin bir sebebi var tabii ki. Özellikle bu ödüllerin nasıl verildiği ile alakalı çok fazla bilgim var ve bazı ödüller gerçekten biraz başka şeylerin döndüğü başka yarışmalara geliyor. Ama Avrupa'nın en iyi destinasyonu 2022 yılında Plovdiv seçilmiş, ödül verenlerden birine göre. Hangi dallarda seçilmiş hemen bir bakalım. Gördüğünüz gibi en iyi romantik destinasyon, en iyi kültür destinasyonu ve tabii ki en iyi şarap destinasyonu olarak Avrupa'nın 2022 yılındaki en iyi destinasyonları arasında birinci olmuş Plovdiv. O yüzden diyoruz yani Avrupa'nın birçok romantik başkenti var ama romantik başkentlerin yanında bazı romantik şehirler vardır. Örneğin Prag romantik bir başkent. Budapeşte romantik bir başkent ama Venedik bir başkent değil ama romantik bir şehir. İşte Plovdiv'de aslında Balkanların tam bu doğu noktasında Türkiye ile olan neredeyse 4 saatlik bir mesafesi, 3 saatlik, İstanbul'a 4 saatlik gibi Türkiye ile olan çok yakın mesafesine rağmen en romantik destinasyonlardan biri haline gelmeyi bence başarmış. Bu tiyatronun yerleştiği yer, burası Taksim Tepesi olarak biliniyor. Hemen karşısı Cambaz Tepe. Yani bunlar da Türkçe gördüğünüz gibi Taksim Tepe, Dzambaz diye yazılsa da Cambaz Tepe. Karşı tarafta onunla ilgili orada hikayeler var. Yine Taksim Tepesi burada bir takım paylaşımların su dahil buna yapıldığı yer olmasından ötürü Taksim Tepesi ismi verilmiş. Şimdi buradan devam ediyoruz. Şöyle bir şey var. Plovdiv'de çok fazla sayıda Türkçe konuşan insan göreceksiniz. Tabii ki bu Türk kökenlerinden, kentin Türk kökenlerinden kaynaklandığı kadar bir de hala burada daha sonra gelip yerleşip iş yapan Türklerden de kaynaklanıyor. Osmanlı döneminde kalan, buralar fethedildikten sonra yerleştirilen özellikle Türkmen aileler dışında Bulgar vatandaşı olup zamanında Bulgar kökenli olup Müslümanlığı seçtikten sonra Osmanlı tebaasına giren Müslüman Bulgarlar da Türkçe öğrenmişler. Birçok yerde uzun yıllar Osmanlıların elinde kalmasından ötürü isimlendirilmeleri birkaç kelimesi değişse de Türkçe olarak devam ediyor. Plovdiv'de birçok ev, eski tarihi ev, daha çok 18. 19. yüzyıllarda yapılmış birçok ev, yeniden korunmuş haller olmasına rağmen yeniden bakımdan geçirilmiş ve şimdi hepsi müze gibi bilet alınarak müze gibi ziyaret ediliyor. İşte Clianti evi onlardan bir tanesi, hemen solumda yer alıyor. Tam onun yanında hemen karşısında Fransızlara ait, Fransızların önem gösterdiği yine simetrik evleri, çok ünlü Plovdiv'in simetrik binalar, simetrik yapılar olarak bahsediliyor bunlardan. Ve François Mitterrand'ın 1989 olması lazım sanıyorum ziyaret ettiği La Martin evi de hemen arkamda yer alıyor. Özellikle hafta sonları dışında
Plovdiv'in eski mahallesinin, yani eski şehir denilen bölümünün sokakları çok fazla kalabalık değil. Genelde turist kafileleri, turist grupları daha çok birlikte geziyorlar, turluyorlar. Ve birkaç tane çok güzel butik otel var yine bölgede. O butik oteller ziyaret ediliyor. Ama Plovdiv'in kalbinin attığı yer, en azından Plovdiv'in ilk nefes aldığı yer sayılan bu tepeler şu anda hala çok gezilesi, çok görülesi. Hemen yanı başımızda Avrupa'da da bulunmayacak ölçüde korunmuş nefis bir kent sunuyor size. Özellikle gezilerinizde mutlaka görmeniz gereken bir yer. Plovdiv zaten Türkiye'den özellikle ilk yurt dışına çıkanlar arasında çok popüler bir yer. Hem yakın hem görece diğer Avrupa kentlerine göre ucuz. Euro dışında Bulgar levası kullanılıyor hala Bulgaristan'da. Gidiş geliş otobüs, tren vesaire gibi alternatifler var uçağın dışında, pahalı uçakların dışında, pahalı olan ulaşım araçlarının dışında. Plovdiv o yüzden de görülmesi gereken noktalardan biri. Mutlaka dünyanın bir ucuna da gitseniz, Plovdiv yanı başımızda olmasına rağmen bazen aksatılabiliyor. Plovdiv çok görülesi bir yer ya. Şimdi yine Plovdiv'in eski kentinin içerisinde yol üzerinde değişik bir bina var. Hemen arkamda yer alıyor. Gayet Osmanlı eseri gibi gözüken, ki öyle olan. Burası şu anda bir restoran. Restoran olarak kullanılıyor. Sanıyorum belli günlerde kapalı, belli günlerde açık, bir de akşam saatlerinde açılıyordu. Burası aslında Mevlevihane. Mevlevihane olarak inşa edilmiş. Mevlevihane olarak yıllarca görevini sürdürmüş bir yer. Şimdi restoran olarak hizmet veriyor. Eğer Plovdiv'e geliyorsanız dünyanın birçok yerinde olduğu gibi pazartesi günü gelmemeye çalışın. Çünkü buradaki birçok yer kapalı. O yüzden de sokaklar daha boş oluyor. Restoranlar, kafeler daha kapalı. İnsanların dolaşmayacağı bir gün olduğu için turist kafeleri genelde hafta sonları özellikle burayı ziyaret ediyor. Pazartesi günleri dünyanın, hatta ülkemizin de birçok yerinde olduğu gibi burası kapalı. Sadece 2-3 tane böyle yan yana ev varsa biri pazartesi kapalı, biri pazar ya da işte salı kapalı. Ona göre bir ayarlama yapmışlar pazartesi gününü tamamen öldürmemek için. Ama pazartesi genelde sakin, sessiz ve ölü bir gün Plovdiv'in eski kenti için. Bu tabelalara çok güvenmeyin. Bayağı oynuyor. Onlara güvenip rotayı kestirmeye çalışırsanız yanlış yerlere de sapabilirsiniz. O yüzden de bilerek elinize normal manuel bir harita alarak gezmenizde fayda var. Tabii küçük butik oteller, hosteller, bazı barlar, kafeler yine Plovdiv'in eski kentinde birçok yerde faaliyet gösteriyor. Ama çok değişik bir yer, çok enteresan bir yer burası. Sokakların isimlerini yazdıkları tabelalara o ismin nereden geldiğiyle ilgili hikayeyi de anlatmışlar. O ismin neyi ifade ettiğini de anlatmışlar. Tabii bu 2019'da Plovdiv'in kültür başkenti, Avrupa kültür başkenti olarak seçilmesinden kaynaklanan bir durum. O dönemde burayı iyice güzelleştirmişler. Ve şimdi Konstantin ve Elena Ortodoks Kilisesi'ne geldik. Burası enteresan bir yer. Neden enteresan? Donatio Constantini diye bir belge var. Konstantin'in bağışı. Belki bilenleriniz vardır aranızda. Yoksa da yine ben bir gün bir videoda anlatırım onu. İşte Konstantin ve Elena Hristiyanlığı Roma İmparatorluğu'na kabul ettiren kişiler olduğu için, Konstantin kabul ettirdi, Elena onun annesi, bu kilisede onlara adanmış. Burası Bulgaristan'daki ilk kiliselerden bir tanesi olarak biliniyor. Konstantin bağışından sonra Hristiyanlığı seçen Roma İmparatorluğu ondan öncesinde çok zorluklar yaşatıyormuş Hristiyanlara. Ve burada bir tapınak, bu kilise yokken başka bir Hristiyan tapınağı yer alıyormuş. Ve Hristiyan tapınağında bir vaiz öldürülmüş. Daha sonrasında 38 vaiz daha öldürüldüğü söyleniyor. Romalılar tarafından cezalandırıldığı söyleniyor. Ve işte burada görüşlerini yaymak isteyen vaizlerden sonra da Hristiyanlığı Roma'ya kabul ettiren ve artık serbest olmasını sağlayan, dünyanın en azından 3'te 1'inde, bilinen dünyanın 3'te 2'sinde diyelim, serbest olmasını sağlayan Konstantin'e ve onun annesine adanmış kilise. Müzik.
Plovdiv'in en zenginlerinden bir tanesi Argir Kuyumcu oğluymuş ve işte ona ait ev bugün etnografya müzesi olarak kullanılıyor ama belki de Plovdiv'in en güzel köşelerinden bir tanesi, en güzel evlerinden bir tanesi olarak herkesin ziyaret ettiği bir nokta. Plovdiv'in en önemli yerlerinden bir tanesi. Hemen arka tarafında Hisar Kapı denilen kapı bulunuyor. Bugün fotoğrafların en güzel çekildiği noktalardan biri burası. Yine hemen yanında Etnografya Müzesi, yani Argir Kuyumcuoğlu'nun evi. Yanında da Konstantin ve Elena Kilisesi yer alıyor. Şimdi buradan yine bu güzel binaların içinden, bu güzel evlerin arasından aşağılara doğru iniyoruz. O dönemde, Osmanlı döneminde de buranın en zenginlerini Ermeniler oluşturuyormuş. Ve bu Ermenilere ait evlerde burada bir zenginlik göstergesi olarak sürekli güzelleştirilmiş ve dünyanın çeşitli yerlerine seyahate giden Ermeniler, Ermeni tüccarlar, Osmanlı tebaası olan Ermeni tüccarlar buralarda bu evleri inşa etmişler, güzelleştirmişler, çok önem vermişler, öyle böyle değil. Ve sonrasında da burası en azından günümüzde ciddi anlamda turistik bir merkez haline gelmiş. İşte Balabanov ve Hindliyan evleri de bunlardan iki tanesi. Özellikle Balabanov evinin yapısı çok güzel, dışarıya da kendini gösteriyor. Onun yanında Hindliyan'ın evi de bir yine Ermeni tüccarın Hindistan'a yaptığı seyahatler sonrası ona Hindistan'dan gelen anlamında bir kelimeyle Hindliyan, Hintli olan kişi anlamında bir lakap takılmış ve Hindliyan evi olarak söylenmiş. Çok değişik bir ev. Ben içini gezme fırsatı yakaladım. İçinde o dönemler için enteresan olan birçok şey var. Havalandırmadan tutun merkezi ısıtmaya kadar. Yine odaları sıcak tutmak, havalandırmak, kışın ısıtmak için yapılmış önemli detaylara kadar. Müştemelatlarına, etrafında olan müştemelatlarına kadar yine çok özel detayları var. Ama onun yanında bir de değişik bir hikayesi var. Burası Ermeni tehcirinden sonra Osmanlı Devleti'nin gerçekleştirdiği Ermenilerin sınırlar dışına çıkartılması kararından sonra Hindliyan tarafından bu bölgeye gelen Ermenilere verilmiş. Bu bölgeye gelen Ermeni ailelere barınmaları için tahsis edilmiş. Yaklaşık 25 civarında olması lazım. Tam net hatırlamıyorum ama 25 aile olması lazım. 25 aile bu evde konaklamış, Hindliyan evinde. Ve Stefan Hindliyan'ın evi işte bu kapıdan girildiğinde
tam 25 aileye, 25 Ermeni aileye yuva olmuş. Daha sonra 1970'li yıllara kadar, yanlış hatırlamıyorsam yine 1970'li yıllara kadar Hintliyan evindeki bu Ermeniler burada yaşamaya ve eve bakmaya devam etmişler. Bu yüzden de bu binalar korunmuş aslında. Hayat sürekli olarak devam etmiş. Zaten Plovdiv'in en büyük özelliklerinden biri gerçek anlamda çok eski şehirler olmasına rağmen Avrupa'nın en eski şehri olarak kendilerini iddia etmelerinin sebebi bir detaya dayandırılıyor. O detay da şu: Avrupa'nın yerleşimi hiç bitmeden, devam eden, sürekli olarak devam eden, hiçbir kopukluk arada olmadan devam eden 6000 küsur senedir yerleşim olan kenti, en eski kenti olarak kendilerini pazarlıyorlar diyelim. Turistik olarak, turistik anlamda pazarlıyorlar. Hintliyan'ın evi de işte bu hikayenin arasında küçük bir nokta. Plovdiv'de videoya başladığımız yere yakın bir noktada bu videoyu da bitirelim. Sizlerden isteğim, eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanız, daha sonrasında kanala abone olmanız ve hatta birkaç kelam yine yorum yapmanız. Eğer videoyu beğendiyseniz bunları da yaparsanız yeni destinasyonlar, yeni geziler için ve tabii ki yeni videolar için inanılmaz bir motivasyon sağlamış olacaksınız. Hem bana hem de daha fazla kişiye ulaşmak adına da çok büyük bir yardım edeceksiniz kanala. Bunun yanında eğer bir gün Plovdiv'e gelirseniz, bu videoyu izler de birkaç fikir alırsanız yine bu beni çok sevindirir. Hatta eğer yine bir Plovdiv planı yapar, eğer birlikte gezmek isterseniz benim tarihlerimden bir tanesinde, seyahat tarihlerinden bir tanesinde yine onu denk getirirsek, özelden yazarsanız veya yorum kısmına yazarsanız ben programlar hakkında bilgi sağlamaya çalışırım size. Bende olan bilgileri sizlere de veririm. Hep beraber başka destinasyonları, başka rotaları da gezmeye devam ederiz. Ben Erkut Özen. Adım adım Plovdiv'i gezdik. Hoşçakalın.